her bir insan kimi ben de bir arayış içindeydim. Hep felsefi, dini kitaplar okuyordum. Yani insanın nereden gelip nereye gideceğini anlamaya çalışıyordum. Ama bir türlü anlayamıyordum yani. Tamam da hayatın ölümün olduğunu biliyorduk. Ama bunların bir Allah'ın kanunlarıyla nasıl olacağını, yani insanın kendini nasıl tanıyacağını bilmiyordum. Bu arayış içindeyken hep dua ediyordum. Çok böyle sık ibadet yoktu ama bir dua ediyordum ki ya Rabbi, senin razı olduğun, senin istediğin bir insanlarla beni tanıştır. Hep dualarım buydu. Yani sonuçta Allah yani kabul etti duamı ve bir arkadaşın vesilesiyle bir cuma namazına gittik. Bu cuma namazında arkadaşlarla tanıştık ve onlar bazı şeyleri anlattılar bana. Bunların nereden bildiklerini, nereden öğrendiklerini sordum. İşte bir hocadan duyduklarını, hocadan öğrendiklerini söylediler. Ve o gün geldi, üniversitede hocamızın dersine katıldım. Ve bu ders bana sanki dün hayatımda bir dönüş oldu. Hem fikirlerimde, hem yaşantımda, hem kalbi duygularımda bir dönüş oldu. Ve Haydar Hoca'nın ilk kez gördüğümde gerçekten de onun bir Allah adamı olduğunu, yani kimse bana söylememişti bunu ama onun bir Allah adamı olduğunu ve bir yüzünde bir nur gördük yani. Onu anladım. Nuru gördüm onu. İşte ondan sonra her şey başladı. Onun kitaplarıyla, ilmiyle tanış olduk. Sonra yine Türkiye'ye geldik. Türkiye'de görüştük. Haydar Hoca çok farklı bir insandı. Fevkalade bir insandı. Yani sade bir yaşantısıyla aynı zamanda derin bir ufka, derin bir ilme sahip bir insandı. Ama bunu hiç belli etmiyordu. Yani onun yanında adi bir çöpçü bile sıkılmıyordu yani. Çünkü onun ilmi derin olmasına rağmen çok insanlara anlaşılan dilde ulaşılabilen bir tarzdaydı. Hep kitaplarında da derin manaları sade dille insanlara anlatmayı başarıyordu. Hocamın hayatına baktığımızda, hocam hayatın tüm sahalarında, tüm alanlarında mükemmeldi. Ticaretinde, ilminde, öğretmenliğinde, siyasette, yani onun beceremediği, onun bir uğur kazanamadığı bir saha, alan görmedim ben. Yani onun için hocamın hayatının her bir sayfası, her bir dakikası bile bizim için bir örnektir. Hocam büyük bir ilim bıraktı. Hocam dünyada bir devrim yaptı. Hem iktisat aleminde, hem dini konularda. Tüm dünyanın alet edindiği Sünni Şii davasını hocam bitirdi. Hocam bir kelimeyle bir profesör arkadaşımızın söylediği gibi orduların yapabilmediğini hocam bir kelimeyle yaptı. Ehl-i Beyt'in tevhidin merkezi olduğunu söyledi ve bunu delilleriyle ispatladı. Hayatıyla ispatladı. Hocamın hayatı hep Ehl-i Beyt hayatıydı. Yani işte onun hayatını bilmek istiyorsak, Allah'ın bizi nasıl görmek istediğini, Resulullah'ın hayatını hayatımıza geçirmek istiyorsak, Ehl-i Beyt'in, 12 imamlarımızın hayatını hayatımıza geçirmek istiyorsak, yaşamak istiyorsak, hocamın hayatını inceleyeceğiz, hocamın kitaplarını okuyacağız ve kıyamete kadar bu ilim büyüyecek, tüm dünyaya bir ışık olacak. Hocamın talebeleri, hocamın kitapları, hocamın ilmi var oldukça bu dava da her zaman var olacak, yaşayacak.